Merhaba arkadaşlar, phbhocam.com'a hoş geldiniz. Bugün C# dersimizde ternary operatöründen bahsedeceğiz. Şöyle basit bir formumuz var. Formumuzda bir tane buton, bir tane checkbox içeriyor. Yani butona çift tıkladığımız zaman şöyle bir ifade private void buton alt tire click vesaire ifadesi ekrana gelecek. Ben bunu daha önce oluşturdum. Şurada arkadaşlar bir string str adında bir string değişkeni oluşturdum ve if'in içine şöyle dedim: checkbox 1 nokta checked. Yani eğer checkbox 1 kontrol edildiyse, yani işaretlendiyse, checkbox işaretlendi stringini str'ye at. Ve eğer işaretlenmediyse checkbox işaretlenmedi stringini str'ye at dedi. Ve message box'a bunu yazdırmam gerekiyor görmek için. Message box.show str dedim. Çalıştırıyorum programımızı. Şöyle bir ifade geldi, formumuz geldi. Burayı işaretlemeden butona tıkladığım zaman gördüğünüz gibi checkbox işaretlenmedi. Mesaj box'ı geldi. Eğer işaretleyip tıklarsam checkbox işaretlendi sonucu ekranda geldi arkadaşlar. Basit bir program oldu. Şimdi ternary operatöründen bahsedeceğim. Şuraya comment içine alayım. Comment içine aldım. Ternary operatörü de şu şekilde arkadaşlar. Yine bunu aynısını alıyoruz bundan. Tabii şunu yapmamız gerekiyor ilk önce. Yine string'e atalım. String str diyorum. Checkbox bir nokta checked metodunu buraya alıyorum arkadaşlar. Ama parantez içinde olması lazım bunun. Metodu buraya aldım. Daha sonra soru işareti diyorum. Daha sonra şu kısmı alıyorum. Kopyala yapıştırla. Çift tırnak arasını alıyoruz tabii ki string olduğundan dolayı. Daha sonra iki nokta üst üste ve yine şu ifadeyi alıyoruz. Checkbox işaretlenmedi ifadeyi alıyoruz. Ve nokta virgül koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ifade, şimdi bu programı çalıştıralım. Bakalım aynı sonucu alacak mıyız? Butonumuz, formumuz geldi. Butona checkbox'a işaretlemeden tıkladığımız zaman işaretlenmedi sonucu geliyor. İşaretleyip tıkladığımız zaman işaretlendi sonucu geliyor. Tamam. Aynı şekilde çalışıyor programımız. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu ifade işte bu ternary operatörü oluyor. If else döngüsünün başka bir şekilde ifade edilme şekli arkadaşlar bu. Şöyle düşünün. Soru işareti yerine if olarak düşünün. Soru işaretini if olarak düşünün. İki nokta üst üste de else olarak düşünün arkadaşlar. Birebir aynı mantığı, birebir aynı if else döngüsüyle. Bir de şunu da söyleyeyim. Bunu böyle yapmak zorunda değildik. Yani str adına bir değişken oluşturmak zorunda değildik. Direkt bunu alıp buraya yapıştırabilirdik arkadaşlar. Şimdi böyle yapıştırabilirdik. Yine aynı sonucu alırdık. Hataya karşılaşmadan hatayla. Gördüğünüz gibi yine aynı sonuçları alıyoruz. Ama string bir değişken oluşturmanız sizin için yararlı olur. Çünkü daha okunaklı bir hale gelir programınız. Bu ternary operatörü bu kadar arkadaşlar. Basit bir konu. Umarım iyi anlamışsınızdır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.